Dualar hazinesi kanalımızdan herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, bugün fakirliğe sebep olacak 24 tane husustan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce bütün videolarımızı Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesine göre araştırmalarımızı yapıp bu şekilde yayınlamaya gayret ediyoruz. Sizler de videolarımızı beğeniyorsanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olursanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yoksulluğun nedenleri, sebepleri. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insana yoksulluk 24 şeyden hasıl olur diye buyurmuştur. Bunlar: birincisi ayakta bel, yani idrar etmek. Ayakta idrar etmek özellikle erkekler için yoksulluğa sebep olacak bir sebeptir. O yüzden bu hususa dikkat etmek lazım. 2. Cünüp iken taam etmek, yani bir şeyler yemek içmek. Yani boy abdesti almamız gerekiyorken bir şeyler yiyip içmek de bir noktada yoksulluğa sebebiyet verecektir. Bu hususa da dikkat etmek gerekir. Üçüncü husus, ekmek ufağını hor görüp üstüne basmak. Yani bu da gerçekten günlük hayatta çok dikkat etmemiz gereken hususlar. O yüzden bu konuya da dikkat etmemiz lazım. Çünkü bununla ilgili özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı bir olay var. Kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi Allah-u Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bolluk bereketlik vermiş ve bir melek Hazreti İbrahim'in bu halini sınamak için, imtihan etmek için gelmiş ve Hazreti İbrahim onlara koç kesmiş, kurbanlar, yemekler, ama sofrayı toplarken de en ince bir ekmek kırıntısını dahi topladığını görünce bu sefer melek ona demiş ki, melek tabi insan suretinde ona görünmüş, o şekilde gitmiş. Melek ona demiş ki, sen bu gösterdiğin hassasiyetten dolayı Allah sana ikramda bulunacak ve senin soyun devam edecek, mal mülk olarak da Allah-u Teala birçok ikramda bulunmuştur. Yani kısacası ekmek ufağı, işte yemek artıklarını hemen çöpe dökmemek gerekiyor. Yani mümkün mertebe bunları yani sağlığa zarar vermeyecek şekilde tüketmek lazım. Evet, dördüncü husus, soğan ve sarımsak kabuğunu ateşte yakmak. Bu böyle bir durum da var. Yani konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapmadığımız için çok bir şey söyleyemiyoruz. Beşinci, alimlerin önünce yürümek, yani alimlerin önünde yürümek. Yani burada biraz daha geniş de düşünebilirsiniz. Allah dostlarına, alimlere saygısızlık da bir noktada yoksulluk sebebidir ve ayrıca farklı günahlar kategorisine de girer. Altıncı, atasına veya anasına adıyla çağırmak. Yani anne babasını ismiyle çağırmak da yoksulluğa sebebiyet vermektedir. Yedinci husus, rast geldiği ağaç ve süpürge çöpüyle dişini kurcalamak. Yani köy yerlerinde özellikle bu mümkün. Bu tarz bir davranıştan da kaçınmak lazım. Sekizinci, elin balçık çamurla yumak. Yani çamurla oynamak da bir noktada yoksulluğa sebebiyet veren hususlardan. Dokuzuncu, eşik üzerinde oturmak, yani kapı eşiklerinde oturmak da yoksulluğa sebebiyet verir. Bu onuncu hususta, yani idrar ettiği yerde abdest almak. Bu da tehlikeli bir durum. Yani mecbur kalmadıkça tabii bu tarz hareketleri yapmamak lazım. Ama bazı ortamlarda insanlar mecbur kalırsa o ayrıdır yani. Ama adet haline getirilmemesi gerekir. 11. Çanağı ve çömleği yumadan, yıkamadan taam, yiyecek koymak. Bu da önemli. Yani bulaşığı yıkamadan içine yiyecek bir şey konulursa bu da yoksulluğa bir sebebiyet verir. 12. Esbabını, yani elbisesini çıkartmadan üstünde dikmek. Bu da yoksulluk sebeplerinden biri. 13. Yüzünü, eteği, üstündeki elbisesiyle silmek. Yani bunlar da dediğimiz gibi yapılan işler ama bu ters hareketler doğru değil, yapılmaması gerekir. 14. Aç iken soğan yemek. Bu da değişik geldi bana da. 15. Evinde örümcek, yani örümcek ağını temizlememek. Bunlar da yine yoksulluğa sebebiyet veren hususlardan. O yüzden evde örümcek ağı bırakmamak lazım. 16. Sabah namazını kılıp mescitten ivedilikle acelece çıkmak. Yani normalde işrak vakti denen bir vakit vardır. Sabah namazıyla güneşin tam doğma vaktine kadar olan vakit. Bu vakitlerde tesbih çekmek, zikir yapmak, dua etmek çok önemlidir. O yüzden sabah namazından sonra mescitten hemen çıkmak da fakirliğe sebebiyet verir. Erken pazara varıp pazardan geç çıkmak. Bu da yine fakirlik sebeplerinden biri. Yani pazar yerleri, alışveriş yerlerin zaten şeytanın yuvalarıdır da denmiştir. Çünkü yani haklı, haksız veya işte fitne, fesadın çok döndüğü yerler. Çünkü insanlar kalabalık öyle ortamlarda. Bu sebeple alışveriş yerlerinde de hızlıca alacağını alıp çıkmak en makbulüdür. Çünkü çok fazla durulduğu zaman, gezildiği zaman bunlar ister istemez insanın günaha girmesine sebebiyet verecektir. Hele bu devirde biliyorsunuz ki daha zor bir devirde yaşıyoruz. Yoksul kimseden ekmek satın almak. Bu da fakirlik sebeplerinden biri. Yine ataya ve anaya yavuz, kötü dua etmek. Yani anne babaya kötü dualarda bulunmak da yoksulluk sebebi. Bu hususa da çok dikkat etmek gerekiyor. 20. konu çıplak yatmak. Yani mesela yaz geceleri sıcak olabilir ama çıplak uyumamak gerekiyor. Çünkü bir evde, bir odada tek olsak bile o odada işte melekler var, görmediğimiz varlıklar var. O yüzden her zaman en azından avret mahallimizin her zaman kapalı olması çok önemlidir. Bu hususa da dikkat etmek lazım. 21. husus kapkaca, örtüsüz, üstünü örtmeden kumak. Yani yemek varken içinde kabın üstüne herhangi bir örtücü bir şey koymadan bırakmak, bunlar da fakirliğe sebep olan hususlar. Kıymetli dostlar, bu maddelerin hepsi birçok kaynakta geçen maddeler. O yüzden yani sizinle paylaşıyorum. 22. husus çırağı üfürmek, yani ateşi üfleyerek söndürmek. Bu da yoksulluk sebeplerinden biri. Bu hususa da gerçekten dikkat etmek gerekir. 23. Her şeyi Bismillah demeden işlemek. Yani normalde bu adeti belki unutabiliyoruz zaman zaman ama mümkün mertebe bunu adet haline getirmek lazım. İnsanın en azından içinden Besmele'yi geçirmesi çok önemlidir. 24. husus şalvarını ayakta giymek. Yani şalvar derken elbiseleri de bazen, yani çoğu zaman ayakta giyiyoruz ama bu hususa da dikkat etmekte yarar vardır. Bu hususlar Mısırkılı Mavzut'ta geçen yoksulluğa sebebiyet veren hususlar. Bu Mısırkılı Mavzut zaten Osmanlı döneminde yayınlanmış, hemen hemen her eve dağıtılmış güzel bir fıkıh kitabı. İçinde çok güzel bilgiler var, yalın bilgiler var. Yani sade, herkesin anlayabileceği şekilde. Bu tarz hususlar da, yani bu saydığımız 24 tane madde insanın fakirleşmesine sebebiyet vereceği açısından çok dikkat etmek lazım. Bu hususlara dikkat etmekte yarar vardır. Kıymetli dostlar, bu videoyu faydalı buluyorsanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin için çok önemli dualar, bilgi videoları paylaşmaya gayret ediyoruz. Sizin de desteğinizle inşallah daha çok insana ulaşacağız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.